Thomas Cook'un iflas etmesi aslında yıllardan beri bekleniyordu. Yani iş modeli, turizm tur operatörü iş modeli artık eskisi gibi işlemiyor. Yeni dijitalleşme alıyor. Thomas Cook buna ayak uyduramadı. Aslında tam yanlış yönden gitti. Yani kendi mesela assetlerini, otellerini, çoğu uçak şirketlerini, kendi binalarını sattı, geri kiraladı bazılarını. Ve eski artık demode olmuş iş modelleri üzerinde gitmeye devam etti. Ona yoğunlaştı. Sonunda Thomas Cook'un bu bir sorun oldu ve iflas etti. Türkiye açısından tabii bir kriz, bir problem ama Türkiye bütün krizlerin ötesinden geldiği için yani mesela terör olsun, Türkiye'nin çevresindeki devamlı çıkan çatışma, harpler olsun. Türkiye bu konulara diğer ülkelerden daha alışık. Yani Türkiye'yi çok fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Üstelik Türkiye'nin tabii kendi hava şirketleri çok güçlü olduğu için mesela Sun Express, Onur olsun, Pegasus olsun yani devamlı Türkiye uçtuğu için orada bir kesinti olmaz. Ama tabii Türkiye buna bir reaksiyon olarak dijitalleşme daha hızlı gitmesi lazım. Özellikle oteller ve turizm hizmetleri dünya çapındaki piyasalara ulaşmaları için yeni dijitalleşme çözümlerine bakıp yani onunla kendileri ilgilenmesi lazım. Yani bundan sonra artık tur operatörü müşteri toplayıp Türkiye'ye getirmeyecek. Türkiye'deki turizm işletmeleri dünya çapında dijital ortamda çok kolay ulaşabildikleri piyasalara yazılımlarla ulaşabilirler. Biz bunları zaten hazırlıyoruz. Zaten hali hazırda ürünlerimiz de var. Miskinlikten, işte biraz rahata kaçmaktan kimse fazla oralı olmadı. Ama artık bu iflastan sonra başka çare zaten yok. Bu belki biraz daha erken gelmeliydi. Biraz daha erken ulaştırmalıydı. Hep krizleri beklemeden, şirkette iflas etmeden, böyle büyük sorunlar çıkmadan aslında bunları yapmak lazım. Ama geç değil. Ve Türkiye'deki oteller ve turizm işletme bunun üstesinden geleceğine kesinlikle inanıyorum.